Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugünkü videoda kendi açımdan aldığım önemli bir kararı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz kadarıyla eğer önceki videoları izlemişseniz Portekiz'de yaklaşık 6 senedir yaşamaktayım. Portekiz'e ilk geliş sebebim Erasmus stajıydı. 2 aylık staj için gelmiştim ve 6 seneyi devirdik. Yani başlangıçta aynı şirkette 6 sene çalıştıktan sonra arkadaşlar şöyle bir noktaya geldim. Artık Barcelos beni mutlu etmemeye başladı. Uzun bir süre aynı yerde aynı işi yapmak beni çok yormuştu. Yaptığım işi de arkadaşlar daha önce başka bir videoda anlatmıştım. İşe göz atabilirsiniz. Genel olarak turist rehberliği ve çevirmenlik işleri yapıyordum. Hafta sonları cumartesi pazar her zaman dolu oluyordu. Hafta içleri de sonraki gün planı ancak akşam 6'da çıkıyordu. Yani 2 gün sonrasına plan yapamıyorduk. O yüzden çok saçma bir iş düzenimiz vardı, iş saatlerimiz vardı. Bir şeyler yapmam veya hayatımı bir düzene oturtmam çok zor bir hale gelmişti. O yüzden arkadaşlar istifa kararı verdim. Açıkçası baktığım zaman iş olarak fena bir iş değildi aslında. Şartları falan güzeldi. Çünkü bana çalıştığım kurum aynı zamanda mesela evi falan ayarlıyordu. O yüzden hiçbir kira masrafım veya hiçbir giderim olmuyordu. O açıdan iyiydi. Maaş falan da gayet güzeldi. Ama arkadaşlar bir yandan da Barcelos, eğer bu videoyu izleyenlerden varsa gelenler görenler Barcelos'u, çok küçük kasaba gibi bir şehirdi. Yani gençliğimizde sanki en güzel yıllarını Barcelos'ta birazcık heba etmiş gibi hissettim. Çünkü 22 yaşındaydım Barcelos'a gittiğimde ve Barcelos'tan çıktığımda da şu anda 28 yaşındayım. Yani bu 6 senelik süreç tabii ki pişman mıyım değilim. Hayatta değilim. Hani çok güzel zamanlarım oldu Barcelos'ta. Hem iş anlamında hem de şehir açısından da güzeldi ama 6 sene bence yeterli. Ama eğer emeklilik hayatı yaşamak istiyorsanız Barcelos mükemmel bir yer. Onun için herkese tavsiye ederim. Veya kısa süreli 5-6 aylık 1 senelik olabilir ama 1 seneyi geçtikten sonra insanı biraz sıkmaya başlıyor Portekiz'deki bu küçük şehirler. Barcelos'ta kalmamın sebeplerinden bir tanesi de Porto'ya, Braga'ya yakın olmasıydı. Yani mesela trenle Porto 45-50 dakika. Yine Braga da aynı şekilde. Braga 15 kilometreydi hatta. Aynı şekilde Okyanusa da bir 10 kilometreydi. Lokasyon açısından aslında güzel bir şehirdi. Ama şehirde hayat yoktu. O yüzden arkadaşlar Barcelos'tan taşınmaya karar verdim. Taşındım ve işimden de istifa ettim. Staj yaptığım günden beri aynı kurumda çalıştım. Yani kurumdaki hatta en eski çalışanlardan bir tanesiydim. O yüzden çok kolay bir karar olmadı. Peki nereye taşındım? Portekiz'in kimisine göre en güzel şehri, kimisine göre en kaotik şehri olan Lizbon'a taşındım arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Bundan sonra arkadaşlar Lizbon'dan bayağı bir içerik göreceksiniz bu kanalda. Eğer Lizbon'la alakalı sorularını görmek istediğiniz, gitmemi istediğiniz yerler varsa bu videonun altına lütfen yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere Lizbon'dan içerikleri ve Portekiz hakkında içerikleri aktarmaya devam edeceğim. Böyle bir video çekmek istedim. Sizlere hayatımdaki önemli gelişmeyi aktarmak istedim. Yani 2 haftadır Lizbon'dayım. İşimi ayarlayıp gelmiştim. Buradaki işimde Amerikan bir teknoloji firmasında içerik yönetimi tarzı bir iş yapacağım arkadaşlar. Çok detay veremiyorum. Ama bence şartları gayet güzel. Bir yandan da bilgisayar başında bir iş olacak. O yüzden bana çok cazip geldi çünkü 6 senedir sürekli bir koşturmanın içerisindeydim. Şimdi biraz kafa dinlemek istiyorum. Ve Lizbon'a geldim arkadaşlar. 2 hafta oldu ama Lizbon'da ben bu ev fiyatlarını veya bu kiraların fiyatlarını veya ev oda bulmanın bu kadar zor olduğunu arkadaşlar dışarıdan göremiyorsun. İnsan gelmeden önce düşünüyor. Kaç tane site var, web sitesi var, ideal sitesi var, OLX'i var, OLX'i var, Imo Virtual'ı var, işte Facebook Marketplace'i var, hani yüzlerce ilan var. İlla ki bir tanesini ayarlarım diye düşünüyordum. Hatta bir yer ayarlamıştım, o son dakikada iptal oldu. O yüzden bir hafta boyunca ev arayışına girdim ve bu bir hafta arkadaşlar gerçekten de benim için bayağı zor geçti. Çünkü nereye mail atsan, nereye mesaj atsan, hangi ilanı mesaj atsan hepsi tutulmuş oluyordu. Veya fiyatlar zaten aşırı uçmuş vaziyette arkadaşlar. Şu anda Lizbon'da merkezde eğer bir ev veya oda tutmak istiyorsanız odaları en az arkadaşlar 400 Euro'dan hesap edin. Eğer T0 yani küçük bir stüdyo daire, tek odalı bir stüdyo daire tutmak istiyorsanız Lizbon merkezde en az ödeyeceğiniz ücret arkadaşlar yaklaşık 700-800 euro. Yani 700-800 euroya bulursanız öyle bir yer hatta direkt tutun. Bunun en önemli sebebi de şu anda Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar yani hepsi remote çalışıyorlar evden laptoplarıyla.
adamlar yani bakıyorlar Portekiz'de hava güzel. Bir yandan da sahilleri var, okyanus kenarı, ucuz ülke. Geliyorlar burada mesela odaya 1000 euro vermek adama pek koymuyor. O yüzden arkadaşlar o kısım, o dijital göçebe denen kısım bu piyasayı şu anda mahvetmiş durumda Lizbon'da. Bir yandan da Golden Visa olayları var tabii ki. Piyasa gerçekten bayağı uçmuş durumda ve bu piyasanın ben düşeceğini de zannetmiyorum. Her geçen sene, her geçen ay, her geçen gün bu fiyatlar artacak arkadaşlar. Bunu da bir dipnot olarak geçelim. Lizbon'da şu anda kira olayları fırlamış durumda. Porto da yine bu şekilde ama Lizbon kadar değil. Bu konuda da Lizbon'a gelecek, Lizbon'a taşınacak arkadaşları uyarmış olalım. İşte ben yaklaşık bir hafta sonunda zar zor bir yer buldum. Benim çalışacağım ofise yakın bir yer. Yani yenilenmiş gayet güzel bir yer buldum. Öyle bir duruma gelmiştim ki zaten. Neresi olursa olsun anında geçecektim. Ama güzel bir yer buldum. İçime de sindi. Bundan sonra arkadaşlar Lizbon'dayız. Eğer Lizbon'la alakalı sorularınız, önerileriniz varsa yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Umarım hayatta her şey gönlünüzce olur. Ben böyle bir karar aldım. Umarım pişman olmayız. Pişman olsak da bu bize bir tecrübe olacaktır. En azından pasaportumu alana kadar, vatandaşlığımı alana kadar Lizbon'da böyle 1-2 seneyi geçirmeyi planlıyorum. İleriki videolarda görüşmek üzere. Herkese şap.